Ya şimdi şöyle ben yani Resul Bey evet eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olduğu için ve oradaki aldığı bilgiler bu yönde ama hani bize de ulaşan ve görüntüleri de ben zaman zaman baktım. Yayına gelmeden öncelere baktım. Ee, Sayın Zafer Işık çok ciddi, ayırmak gibi bir derdi yok o anda. Ee, yani görüntüleri keşke görsek. Şuradan başlıyor koşmaya ve böyle vurmaya çalışırken böyle şeyler yok. Yani ortada görüntüler şimdi. Yani Burada 4 kişi, AKP'li 4 kişi diyorsunuz ama ben Olay çıkınca hepsi içeri giriyor. Olay, şey. Ay tabii herkes Bey. girmiş içeri diye. Yani olay çıkınca içeri doluşur. şey. Ama yani. şimdi burada e, yani o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'na saldıranlar da mağdur. Onlar da soruyor. Kısırsız. Ya oraya bağlamayın onunla alakası, şimdi hayır, yani. alakası Ay yok. Hayır alakası yok değil. Bey. Bir evet. iklim var. Ve biz bu iklim üzerinden bir siyaset yapılıyor şu an. Biz onu tasvip etmiyoruz. Hayır ben tasvip etmediğimizi onu sizin kılıcı biliyorum. Kılıcı adamı, hamamı Ama, ne buradaki şeyi. E, burada şimdi e, kalp bili çıkan birinin e, hayata döndürüldüğüne dair açıklamalar. Şimdi Meral Hanım ilk olayın sıcaklığı iyiymiş e, gidiyor vesaire denir. İlk sıcaklama. Sonrasındaki açıklamalar zaten biliniyor. Kalp bili çıkan birisinden bahsediyoruz. Bir doktora yine bağlantı. Kalp bili çıktı saldırıdan sonra. E ve orada yoğun bakıma niye alınır? Yani yoğun bakıma yani yoğun bakımda değil yeni çıktı daha yoğun Bak, bakımdan. Arkadaş da saldırmış. Yani ortada bir kavga var. Aytunç Bey evet. Ya şimdi kavga var ama burada e, Zafer Bey'in kavgadan sonraki açıklaması da var. Grubum açıklama yapsın diyor, özür dileyeceğim diyor. Ya şimdi öyle bir şey yok ki. Bu o zaman Resul Bey gibi çıksın konuşsun. Ya böyle bir kavga oldu ama yanlıştı desin. Yani keşke olmasaydı desen bir yumuşatma. Hayır bir yumuşatma da ben yok ortada. Ben kendisiyle konuştum. Yani bir yani sertlik var. Türkiye'nin bir iklimi var Erdoğan Aktaş. Kılıçdaroğlu'na linç girimi mecliste yumruklu saldırı. Levent Gültekin, dünya görüşlerimiz çok ayrıdır baştan bir daha söyleyeyim ama inanılmaz derece. Bakırköy'de sokağın ortasında dövüldü. Selçuk Özdağ ölümüne kafasına vuruldu. Ahmet Takan bayağı ciddi bir şekilde darp edildi. Barış Atay Gece birden sonra saldırıya uğradı. Şimdi bu örnekleri yaşayan bir ülkede meclisin durumu da bu halde olur. Yani bütçe konuşuyorsun ya. Neyi neyi konuşuyorsun orada? Bütçe, bütçe en gergin şey. Ya hayır. Şimdi vardır, bakın, en mi? gergin. <laughs> ya gergin oturum derken. Şimdi e, biz Cemal Engin Yurtlatif Şimşek'e e, ve koruması saldırdığında da e, aynı tepkiyi verdik. Hayat gerginlikler üzerinedir zaten ama o gerginliği ne kadar azaltırsan sen o kadar bir yerlere ulaşmış insan Demokrat oluyorsun. Demokrat Parti seninle, lideri de... Seninle aynı düşünüyorum. gerginlikten evet. taraf değil Değilsiniz. Ben seni diyorum. Ben genel bir... Kavganın sizle bu... ne olursa olsun. Polemiği ben sizle yapmıyorum. Ha. Ben polemiği genel bir iklim Ama üzerinden medya yapıyorum. biraz şey yapıyor. Hayır yaptım. sosyal medya değil. İzlediğimiz yani... görüntüler, izlediğimiz durumlar yani birilerini masum çıkarmak birileri işte şöyle olmuştu tarih olduk vesaire. Ya siyasette her türlü her gün tarih olursunuz o zaman. Yani Kemal Kılıçdaroğlu linç girişiminden sonra Çıboğa adamlarını yollayıp 100 kişiyle mafya gibi, kabadayılar gibi gölleri de adamlarını hadi basın derdi burayı bitirir de. Öyle mi? Hayat öyle bir şey değil, değil ki. Tabii ki. Yani biz burada siyasetin sokağa yansıması, sokağın siyasete yansımasını karşı bir şekilde görüyoruz. Esas sıkıntı bu. Yani şimdi e, Ümit ve Hüseyin Örsün yaşadıkları kalp bile düşen bir insandan bahsediyoruz. Ya burada... Linç girişimi oldu diyelim bir açıklama yok mu iktidar cenahından? Selçuk Özdağ saldırı oluyor. Bir açıklama yok. Diğer şeylere saldırı oluyor. Muhalif denilen tırnak içinde. Muhaliflik falan önemli değil. Sonuçta karşı tarafta farklı düşünebilirsin. Olabilir bunlar. Ama bu saldırılar üzerinden nasıl olur? Ya bu yanlıştır deyip sakinleştirecek bir siyaset gerekirken tam tersi o ateşin üzerine benzin atan bir çizgiye doğru dönüştü siyaset. Ve bu kutuplaşma bize şimdi bugün Öztürk Yılmaz. Değil mi? Bıçaklandı. E yani Tabii. ne olduğunu bilmiyoruz ama Bıçaklanıyor odasına giriliyor. Yenilik Parti Genel Başkanı Üsküdar Yılmaz'a bıçak saldırıda bulunan zanlı Serhat'ka yakalandı Boldan polis ekipleri ekipler Şimdi götürüyor. tamam yakalandı ya. evet. evet. Şimdi ben hep şunu söyledim daha önceki bu saldırılar olduğunda Selçuk Özdağ, Ahmet Takana, Levent Gültekin'e, Kılıçdaroğlu'na Mecliste yumruk atan'a, ee, Barış Ataya saldıranların bütün HTS kayıtları incelensin. Birbirleriyle bağlantısı var mı yok mu çıkarılsın. Adli bir olaymış gibi kapatılmasın. Bir organize suç var mı, organize bir saldırı mı diye çıkarılsın ortaya. Bu olay için de geçerli bu. Bu kişilerin daha önce ya saldırı yapanlarla bağlantısı var mı yok mu? Devletin görevi bu. Devletin görevi gazeteci izlemek değil sadece. Devletin görevi esas olarak bu ara bağlantıları kurup bu bağlantılar üzerinden kendini ben sizin devletinizim deyip o güveni vermek. Bizim meclisteki, tek istediğimiz bu. Ben benim bu de tek istediğim. Meclis'teki bu kavganın o dışarıdaki saldırılarla bu şekilde bağlantılı Hayır, kurulması ben çok doğru değil. Ben siyasi iklim bakın siyaset iklim iklimden yani orada, bir iklimden bahsediyorum 1,5 2 yıldır orada yaşadığımız bu söyleyebilir miyim mi? Aytuş Bey Rica aslında? Yani bu meclisteki çıkan kavgadan ben şu sonucu o çıkarmayı tercih ederim. Siyasetçiler önce birbirlerine tahammül etmeyi öğretmeliler. Bir. İkincisi bir de bu dili biraz yumuşatalım Allah aşkına ya. Biraz ya. daha esprili bir dil kullanalım. Yani ya bir birbirini ben ben bütçe konu şeylerini bazen takip ediyorum. O verilen cevaplarda bile ben dinlerken geriliyorum ya. Yani böyle olmaması lazım. Daha esprili, daha ne bileyim yani e, karşıyı tahrik etmeyecek bir şey de olması lazım. Bu kavgalar da bu, bu e, dildeki sivrilikten çıkıyor. Ben o bağlantıyı çıkıyorum. öyle kuruyorum evet. ama... Bu bağlan bu saldırılar ve Öztürk Yılmaz'a olan saldırı da bu yüzden benim için çok önemli. Bu bağlantılar kurulmalı. Yani var mı yok mu? Bunlar araştırılmalı. Bir adli olaymış gibi kapatılmamalı. Şimdi o dil bizim dediğimiz bu dilin üzerinde ya ana muhalefet liderine bir saldırı olmuşsa ilk tepki gösterecek kişi Cumhurbaşkanıdır. İktidardır. Der ki ya olabilir mi böyle bir şey? Onun can güvenliği bize emanettir. Öyle değil mi? Hayır. Böyle olmuyor. Yani sanki hiç yani böyle ya olur bunlar ya falan gibi bir şey. Ve dil dediğimiz şeyde Türkiye'nin son 10 yıllık pratiğine baktığımız son 6 yıllık ya da diyelim 2016'dan sonraki özellikle dili çok sert. Mesela biz geçen gün Sayın Bahçeli'nin sınıf arkadaşım gülerek söylediği esprili yanıttan nasıl evet. mutlu olduk? Evet. Hani yumuşatabiliyorsun istersen ki Sayın Bahçeli Cem Kayalar da Esprili birisidir. Hani şakalar yapar. Burada bu bu değil buradan başlamalı o zaman. Bu şekilde yürümeli. Sınıf arkadaşım da böyle ona güzel laf atmalı Aa, vesaire. Aynen, Budur. aynen katılıyorum. Sana. bu olayları yani bizim mesela Hüseyin Örs. Ya AKP grubu Hüseyin Örs'ün yanına gidip gerçekten ya böyle oldu şöyle oldu. Burada hatalarımız neyse biz de kabul ediyoruz. Öbür tarafta der ya bizim de olmuştur. Bu çok basit bir olay. Ya hani anlaşılmayacak bir şey yok ki. Bütçe üzerinde gerginlik, gerginlik olsun ne gerginliği. Neyin gerginliğini yaşıyoruz ki? O bütçeden zaten bize gelen bir şey yok ki. O bütçede kendi aranızda kavga ediyorsunuz. Yani bizimle ilgili bir durum yok bütçeden. Allah aşkınıza bütçe bütçeyle ilgili insanların kafasına ne kalıyor ki? Tartışmalar, kavgalar o zaman. O bütçede bu çıkmış, şu çıkmış diye bir şey yok ki. O yüzden bu dil değişmediği sürece ve bu kutuplaşma bitmediği sürece biz bunların daha fazlasını yaşayabiliriz Bizim en büyük bu. tehlike bu ve bugün yani. Yenilik Partisi liderine genel başkanına yapılan saldırının bağlantıları ortaya çıkarılsın bakın bu çok önemli bir olay sıcağı sıcağı olduğu için söylüyorum şimdi vuran kişi bıçaklayan kişi yakalandığı için o bağlantılar çıkarılsın ve diğer bağlantılarla ne ilişkisi var var mı ya da ortaya çıkarılsın. evet